Birlikte deneyelimden mutlu günler. Yine sporla eğlenceyi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Tabii ki de birlikte denemeye de devam ediyoruz. Bugün şu düşünceyi aslında siz değerli izleyenlerimize vermeye çalışıyoruz. Şehir yaşantısından uzak, kendinizi doğayla bütünleştirdiğiniz, keyifli dakikalar yaşayacağınız bir yerdeyiz. Bugün Sipahi Hoca Binicilik Kulübü'ndeyiz. Ben Selime Deli Ormanlı. 20 sene önce başladım ata. Eşim sayesinde başladım. Keyfi olarak başlamıştım ama bindikçe spora yöneldi ve müsabakalara başladım ve yapabileceğim her şeyi yaptım. Çocuk, genç, yetişkin herkesin buradan yararlanabileceğini söyleyebilir. Herkesin yapabileceği bir spor diyelim. Öyle mi? Bu da gerçekten. 2 yaşında da çocuklarımız var. Poniye bindirip gezdiriyoruz. Küçük ponilerimiz var. Onun üzerinde seyis eşliğinde gezdiriyoruz. O öyle sevmeye başlıyor. Büyüdüğü zaman ata geçiyor, işte poniye geçiyor. Değişiyor ve aileler de tabii bu arada seyrederken onlar da vakit geçirmek için diyorlar ki biz de başlayalım. Onlar da başlıyor ve ailecek. Şu anda 3 aydır buradayız ve birkaç tane ailemiz var böyle başlayan. Evet, alanımıza doğru gelmiş bulunmaktayız Selime Hanım'la beraber. Tüm malzemelerimiz burada. Evet. Atımız da burada. Oldukça sakin. Evet. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şöyle ben fırçamızı alayım. Kaşağımızı alıyoruz. Demir olduğu için çok biraz da fazla çok canını da yakmadan. Evet. Boynundan başlayın aşağıya doğru. Şimdi fırça ile yapalım. Bunu biraz bastırabilirsiniz. Senden kötü bir şey gelmeyeceğini anlıyor. Evet. Çok daha rahat biniyorsun zaten. Ondan sonra sana güvendiği için. Şu kısmı maya diyoruz. Şu mayası. Burası yumuşak bir. Fırçalıyormuş gibi evet, herhalde evet, değil mi? Evet, fırçalıyoruz ve temizliyoruz alttakini. Şimdi bu keçe. Önce bunu koyuyoruz. Jelpet dediğimiz bunu hazırlıyoruz. Sırtını incitmemesi için. Sonra eğerimiz var. Eğerimizi koyuyoruz. Eğeri koyduktan sonra şurayı kaldırıyoruz ki atın sırtını burada tahriş etmesin. Yine sırtları. Rahatsız etmemesi evet, için onu. Kaldırıyoruz ki rahat etsin. Sonra kolonumuz var. Şimdi bu göğüslük, bu malzemelerimiz. Bu da göğüslüğümüz. Hı hı. Eğerin arkaya kaymaması için. Kaymaması için. Evet. Şunu yaptığınız zaman zaten at ağzını açıyor. Açıyor. Evet. Ağzına takıyoruz. Seçiyorum. Atımızın bakımını yaptık. Evet. Artık sıra benim hazırlanmamdı herhalde. Evet. Evet. Hemen. Dokumuzu takıyoruz güvenlik açısından. Güvenlik açısından hemen takalım. Şöyle yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3. Zıplıyoruz. 1, 2, 3. Evet, süper. Çok iyi. Evet. Bacağın uzunluğuna göre özengeyi kısaltıp uzatabiliyoruz. Topu bastığımız zaman ayak öne gitmesin. Gidecek şekilde hep burada kalsın. Diziniz rahat. Vücut olarak çok sakin ve yumuşak olmaya çalışın. Şimdi biz daire yapmaya başladık. Dairede lonj yapıyoruz. Ben dur dediğim zaman duruyor, git dediğim zaman gidiyor. Elimdeki lonj kamçısı elimizde var ama bu dövme amaçlı değil, ata komut verme amaçlı kullanıyorum. Şu anda yaptığımız adeta bunun bir üstü süratli ve bir üstü de dört nal. Bizim sesimizi duyduğu anda oho dediğimde duruyor at. Nasıldır işte eğitmenler? Nasıldır eğitmenlerle atların arasındaki ilişki? Nasıl bu ilişki bu kadar hani size sadıklar sonuçta siz dur deyince duruyorlar. Ona bir eğitim veriyorsunuz. Birazcık da bu aşamadan bahsedebiliriz aslında. Aslında ata iyi davranırsanız eğer at onu o kadar iyi hissediyor ki ve sizi sevmeye başlıyor. Şimdi hiç öne gitmiyoruz Miray. Mümkün olduğu kadar arkaya yatıyorsun. Şimdi yaptığımız adi sürat olacak. Oho. Ve sonuna geldik herhalde. İlk deneme evet, için evet. Gerçekten çok keyif vericiydi.
Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü'ndeydik. Çok keyifli vakit geçirdik. Motivasyonumuzu eğitmenimizle birlikte sağlamış bulunmaktayız. Benim de ilerleyen dönemlerde tercih edeceğim bir aktivite olacak. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.